Sayın hakimim, sağ olun. Düğünümüze cidden bekliyoruz. Ben de dört gözle bekliyorum. Zira bunun bir oyun olduğunu ileri süren mahkeme üyeleri oldu. Sizleri onlara karşı savundum. Yüzüm kara çıksın istemem. Düğüne de haberim olursa tabii ki erinmem, kalkar gelirim. Ben size davetiyemizi göndereceğim hakim bey. İştirakinizden de ayrıca memnuniyet duyarız. O şeref bana ait. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Bu işte tatlıya bağlandı. Sinan oğlum, iyi ki gelmişsin. Senin gelmen onların üzerinde iyi bir kanaat oluşturdu. Ben bir arkadaşıma uğrayacağım, hemen dönerim. Arzu ettiğin bu değil miydi Feride? Niye yüzünü asıyorsun? Evet, buydu. Mesleğimiz evvel gelmedi, davadayım hala. Lakin görmüyor musun Sinan, bu oyun devam etmek zorunda. Nazif Kara davasında kaldığın ve neticelenmediği sürece bu oyun devam etmek zorunda. Haklısın. Bu ikimizi de zorlayacak. Hem de çok. Görmüyor musun babam? Neredeyse birkaç gün nikahlayacak bizi. Sen de lütfen ekmeğine yağ sürme. Rica ediyorum, bu tür çıkışlarını bir daha yapma. Feride, ben babanları oyalarım. İstediğin kadar da bu oyunu sürdürebiliriz. Lakin senin tek derdin bu değil. Hı? Bu tedirginliğin sebebi ne? Yoksa Mahir Kara mı? Gençler, hadi uçak saatine kadar papazın bağına uğrayalım. Ağız tadıyla bir gözleme yiyelim ha? Hadi. Böyle baş parmağımla bir vuruyorum, piu, uçup gidiyor. Mahalledeki bütün çocuklar bana da öğret, bana da öğret diyor. Değil mi anne? Aferin, aferin benim torunuma. Kardeşim büyüsün, ona da öğretirsin. Dede, biliyor musun? Ben mahallenin kayacısı oldum. 5 maç yaptık, sadece 2 gol yedim. Hani Nazif, daha fırsat bulup teşekkür edemedim babacığım. Yolladığın kunduraları giydim. Ellerine sağlık. Öyle güzel olmuşlar ki. Beğendin mi? Rahat değil mi? Sıkmıyor yani. Sıkar mı hiç babacığım? Ellerinle yapmışsın. Mezuniyet balosunu giymek için dört gözle bekliyorum. Diplomanı bana getireceksin. Değil mi? Söz verdim. Takdir belgesiyle hem de. Aferin. Aferin benim güzel kızıma. Peki sonra ne yapacaksın? Yüksek okulda okuyacaksın değil mi? Okuyacağım baba. Şöyle. Şimdi içim rahat etti. Sen okuyacağım dedin ya. Ömrüm vefa eder de buradan çıkarsam. Sırtımdaki ceketi satar. Öyle okuturum seni gerekirse. Sen hep bizim başımızda ol. Ben senden başka bir şey istemem ki babacığım. Peki. Sonra ne okuyacaksın? Mesleğine karar verdin mi bakayım? Hukuk fakültesine gideceğim. Savcı olacağım. Senin gibi masumlar yok yere ceza almasın diye savaşacağım. Pilot olacağım. Uçağımla gelip seni kurtaracağım. Bir daha hiç kimse seni bizden alamayacak. Demek pilot olacaksın kerata. İstersen ben konuşurum Nazif'le. Yani dilimin döndüğünce anlatırım meseleyi. Yok, benim konuşmam en doğrusu. Erdal abi. Böyle olacağı belliydi zaten. Benim hatam. Bülent'in yanında durup bana destek olacağını düşündüm. Ben hata ettim. Önünde sonunda öğrenecek zaten. Eve gider gitmez ben karşıma alıp anlatırım her şeyini Nazif'le. Erdal abi, ben başka bir şey isteyeceğim senden. Biliyorum ziyadesiyle meşgul ettim ama. Ne demek ki? Söyle.
elimden gelen bir şeyse seve seve yaparım. Evdeki durum malum. Abim de dükkanla fazla ilgilenemiyor biliyorsun. Şu gün dükkanından da akmasa da damlıyordu. Ama artık o da yok. Velhasıl benim çalışmam lazım Erdal abi. Nazif'in de yükü kalmadı sayılır. Okula bir başlasın, anneannesi idare eder onu. Anlıyorum. Nasıl bir şey düşünüyorsun peki? Yani aklında var mı bir iş? Yok abi, düşünmedim. Okulu yarım bıraktım ben malum. Kolumda bir bileziğim de yok. Ama çabuk öğrenirim. Elimden gelsin yeter. Sebatkarsın, bilirim. İyi o zaman, bana biraz müsaade et, ben düşüneyim, bir sağa sola danışayım. Sonra sana haber veririm. Sağ olasın. Dükkan nasıl? Azim hakkından geliyor mu işe? İyi. Oo, yardımcısı bile var. Ya Mahir birini aldı dükkana. Çıraklık etsin, hem de meslek öğrensin diye. İyi. Görüş bitiyor. Son 5 dakika. Vedalaşmaya başlayın, kara ailesi. Hasretlikler çok. Dakikalar sayılı olunca yetmiyor, yetinilmiyor. Buna da şükür Nazif'im. Bak iyisin, sağlığın yerinde. Çok şükür. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Yalnız eminden beri soruyorum, cevabını alamadım, arada kaynıyor. Konu komşudan İsmet'in oğlundan bile haber aldım. İlknur'u mu demedin, nasıl? Doktora ne zaman gitti? Umut bebek iyi miymiş? Söyle, merakım sönsün. Hayırdır Safiye, neden susun? Ne oldu Safiye? Bir şey mi oldu yoksa? Burak Bey'in teyze. Asıl mı? Dedem, anneannemler sana yalan konuşuyor. Sif. Karışma son gelin. Artık kardeşim yok. Öldü. Annemin karnından gitti. Bir daha hiç kardeşim olmayacak. Çünkü babam yok. Annem babama küstü. Babam da evden gitti. Artık odada ikimiz kaldık. Annem geceleri beni uyuyor sanıyor, hep ağlıyor. Ben onu duyuyorum. Bu Turgut Bey'in cüzdanı. Yanmış kıyafetleri bedenine yapışmış. Deri olduğu için cüzdanı tam yanmamış. Hüviyeti içinden çıktı. Para? Parayı bilmiyorum. Olsa burada olurdu. Onca para, bir tane bile yok mu? Yok abi. Kazan olduğu yerde de yoktu. Bir tane yanmış parça bile. Az para da değil. 500 bin lira. Gene de bir rapora bakalım. Para mara yok. Bu teneke ne abi? Benzin tenekesi galiba. İnsan arabasında benzin tenekesini neden taşır ki? Uzun yola gideceksen önlem olarak alabilirsin. Ya da arabanın yanmasını garanti etmek için. Patlamanın büyük olması için. Hiçbir iz kalmaması için. Cesetlerin teşhis edilmemesi için. Söyleyin. Mahir, bütün bunlar varsayım, ihtimal, ispat yok. Öyle de olmuş olabilir, böyle de. Paraların hepsi gerçekten yanmış olabilir. O tenekede sadece su olmuş olabilir. Ve gerçekten gitmeyi hedefledikleri bir yer olabilir. Gerçek değil, tahmin. Ben bu adamla alakalı hiçbir tahminimde yanılmadım Yasin. Şu anda da içimden gelen bir ses doğru yolda olduğumu söylüyor. Çünkü bence Turgut Akın yaşıyor, ölmedi. Siz beni çocuk gibi eylemişsiniz Safiye. Nasıl reva görürsünüz bunu bana? Neden haberim olmaz benim bütün bu olanlardan? Yeminle sen üzülme diye demedim. Yüreğine iner diye korktum. Asıl şimdi üzüldüm Safiye. Sadece yaşananlara değil.
Bütün bu olanlara beni ortak etmediğiniz için yüreğim yandı. Böylesi daha mı iyi oldu? Böyle olsun istemedik babacığım. Uzaktasın ya, daha çok üzül istemedik. Asıl ben şimdi uzağım size kızım. Ben canınız, ciğeriniz sanırken kendimi, siz el etmişsiniz kendinize beni. Deme böyle. Hepsi benim kabahatim Nasir. Aklımca seni bu kederlerden koruyacaktım. Yemin billah sırf seni düşündüm. Beni düşünseydin müsaade ederdin, ilk durumun acısını paylaşırdım. Belki kaybına mani olamazdım ama yüreğine dokunur. İçindeki yaraları sarmasına gayret ederdim. Beni düşünseydin bırakırdım. Yanında olamasam da ardında dağ gibi baban kızım derdim. Sakın 5 dakika daha deme. Yüzümü kalmadı. Gidebiliriz. Ah ben ne ettim? Dilim lal olaydı da saklayalım demeyeydim. Hatta böyle yüzüme bakmasa yer. Annem. Yapma böyle. Bak babam çok üzüldü. Umut onun sadece torunu değildi. Onu hürriyeti yerine koymuştu. O yüzden bu kadar canı yandı. Bak biraz sakinleşsin. O zaman seni daha iyi anlayacak. Hadi annem. Hadi evimize gidelim. Ah. Ben bu acıyı nasıl taşıyayım? Öyleydim ben. Anne. Nazif yok. Nasıl yok? Geç bakalım. Kibarım. Sakın Dalyan. Sakın ilişme bana, kalbini kırarım. İlişmem, ilişmem de koğuşa gelen misafire nasıl izah edeceğiz bu durumu? Görüş yetmemiş. Kaçağı. Adam neden kendini ölmüş göstersin? Yurt dışına kaçar. İdamdan yırtmak için neden olsun Yasin? Bir düşünsene. Ebediyen kurtulacak. Yeni bir kimlik edinecek. Neyse ben gideyim. Nereye? Bir işim var. Sonra görüşürüz. Yasin abi. Şu dakikaya kadar Mahir doğru söylüyor mu acaba diye düşündüm. Sen de saçmalama Kemal ya. Kızma abi. Şu dakikaya kadar dedim zaten. Kan sonuçlarını da geçtiler şimdi. Kan grubu da tutuyor. Adam kesin Turgut Akın. Gel de bunu Mahir'e anlat. Takmış kafaya yaşıyor diye. Herhalde kendi yakalayamadı ya. Nikah memurunu Hasan mı getirecek? Evet abi. Şekerler gitti mi? Gazinoyu bıraktınız mı? Bizzat ben kendim bırakacağım abi. Çiçeği unuttuk lan. Unutmadık abi, unutmadık. O da burada. Ulan var ya, bu geceyi bir hayırlısıyla atlatayım da. Nerede kaldı oğlum bunlar? Çıkıp bir baksana. Hemen abi.
Nişanlım olarak çıkacaksın. Biraz sonra resmen karım olacaksın. Sana yemin ediyorum, bu gözler senden başkasına bakmayacak. Bu eller senden başka tene dokunmayacak. Söz. Hadi, geç kalmıyor muyuz? Hakkım var Baldız. Hadi, seni almaya gelmişler. Tamam. Üf, şu güzelliğe bak yavrum benim be. Fıstık gibi kadın be. Manken misin kız sen? Hazırım. Ne yaptın İsmet? Görebilecek miyim? Vallahi dayı olayı ayarlarım dedi. Hay bin yaşasın. Ama şimdi değil. Gece gelsin. El ayak çekilince öyle söyledi. Tamam tamam, mühim değil. Yeter ki göreyim ben. Zaten adamın cenaze için sabah alacaklarmış. Ya Mahir, o adam yanmışsa sen nasıl tanıyacaksın onu? Gözlerimle görmeden içimdeki bu kuşku yatmanın imkanı ihtimali yok İsmet. Ferideciğim. Tebrik ederim kızım. Bu Badire'yi de böylece atlattık. Artık sıkıntımız yok. Evet. Çok şükür. Neden yüzün öyle sirke satıyor? Başka bir sıkıntı mı var? Yok. Çok yorgunum sadece. Yani gün içinde git gel. Sarsıldım biraz.
Malaya banyoyu hazırlattım. Sıcak su iyi gelir sana. Mışıl mışıl uyutur seni sabaha kadar. Sağ ol anne. Turgut vefat etti ama şu halimize bak. Dünya gailesi sardı. Bir de şu düğününü halletsek her şey rayına oturacak değil mi Ferideciğim? Neyse ben seni daha fazla yormayayım. İyi geceler. İyi geceler. Çok içerledi. Kızdı. Haklı tabii. Ama biz de ne yapaydık oğlum? Orada öyle üzülmesin diye, kahrolmasın diyeydi tüm çaba. Olan olmuş artık annem. Tamam, sıkma canını. Sonra alırız yolunu. Vallahi bizim almamıza gerek kalmadı. Benim oğlum şimdi alıyor onun gönlünü. Sahi Nazif nerede? Bir onun hapse girmediği kalmıştı. Tövbe tövbe yarabbim. Görüş yerinden bir çıktık abi. Nazif yok. Deliye döndük. Allah'tan bir gardiyan geldi de dedi. Sen kaçla göz arasında kaç, git dedenin yanına. Orada mı kaldı şimdi? Hı. Babam da yarın gelin alın demiş. Dedesi paşalar gibi ağırlar onu şimdi. Koğuş da boş zaten. Yarın gider Erdal abiyle alırsınız. Abim, öncesinde söyleyecektim de fırsat olmadı bir türlü. Biz bugün boşandık. Hayırlısı olsun kardeşim. Bismillah, gece gece. Alo. Mahir. Mahir ben döndüm. İyi misin? Ne oldu? Karar verildi mi? Evet verildi. Yargıtay kararını verdi. Mesleğimde kalmaya devam edeceğim. Babanın davasına bakmaya da devam edeceğim. Hak yerini buldu bak. Çok sevindim Feride. Şey, benim şimdi kapatmam gerek. İyi geceler. İyi geceler. Hayırdır oğlum? Feride yargılanacaktı ya. Davada kalmış. Babamın davasına yine o bakacak. Hakim Hanım'ın istediği oldu. Adını akladı. Davada da kaldı. Peki şimdi ne olacak? Yarın bir gün nişana atalım dediği vakit işler Arap saçına dönmeyecek mi? Endişeye mal yok. Mahkeme başkanı tam tahayyül ettiğim gibi davrandı. Gerçi Feride'nin de henüz yüzüğü çıkartma gibi bir niyeti yok. Zira Nazif Kara davası neticelenene kadar Yargıtay'ın gözü Feride'nin üzerinde olacak. Yani bu riski göze alamaz. Çetin Bey zeki adamdır. Olacakları evvelden tahmin eder, sağlam adımlar atardı. Lakin görünen o ki boynuz kulağa geçmiş. Aklı selim düşünüyorsun. Tertibatı kuruyorsun. Tedbiri alan yolda tökezlemez. Değil mi?
Canım. Ayaklı mı çıkardın? Niye ki? Benden başka kim dokunacakmış sana böyle kanını akıtırım. Gece kaçta gelip alayım ben abi? Gelmene lüzum yok. Ben getireceğim ellerimle. Uzaktır buralardan. O buyurgan sesini de al git. Radyomuza da karışma bu gecelik. Bu Sabi'nin hatırına. Peki, öyle olsun. Başlamadınız mı daha ya? Tüm ahali oturmadan bizde aşağı kaşık batmaz. Hadi beyler buyurun. Biz bu seferki sofra hususi diye gelmedik abi. Ne hususisi canım? Bizde hep böyle sofra. Bu seferki aslında biraz fakir. Hadi gelin. Başka neler oluyor dede? Yemişler, meyveler, şerbetler, iki çeşit çorba. Sanırsın saray sofrası. Ya. Bak, asıl burada ne var? Pasta mı bu? Hem de kakaolu. Yemek güzel yenirse ardı tatlı ama. Allah senden razı olsun. Cümlemizden ki var mı? Cümlemizden. Afiyet olsun böyle. Eyvallah. Ve değerli misafirlerin şahitliğiyle genç çiftimizi karı koca ilan ediyorum. Ömür boyu saadetler diliyorum. Nereye oğlum? Bir işim var anne. Mahir, ben de bir şey diyecektim sana. Soracaktım daha doğrusu. Buyur annem. Boş bir umutsa kapıldığım, söyle de yolun başında döneyim. Ama artık adı geçince bile eskisi gibi öfkeli bakmıyor gözlerin. Hakime Hanım'la diyorum. Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor Safiye Sultan. Bu cevabın bile kâfi bana. İyiden güzelden ben umudumu hiç kesmedim. Sen de kesme. Allah'a emanet olun. Sağ olun anneciğim. Siz de. Sağ olasın, ayağına sağlık. Düğün de cenaze de hep bir arada, hay lan. Vallahi öyle. Gerçi şansına savcının cenazeyi bugün kaldırmadılar. Vallahi bunlar hep nasip. Sözde gelip benim nikah şahitliğimi yapacaktı ama bak,
Şimdi dört kollu da sorgu meleklerini bekliyor, iyi mi? Hala şaka gibi geliyor ha. Sanki birazdan şu kapıdan girecek. Kusura bakma, geciktim cancağızım diyecek. Ya öyle. Ya yılan var ya, sen adamı öldürürsün. Bu gece nikahımızın şerefine ben de Necdet'e bir armağan vermek istedim. Bu eseri onun için okuyacağım. İnleyen nabere. Haklıydım. Turgut yaşıyor. Sen yeni bir şey mi öğrendin? Serra'nın çektiği paralar yok. İzi bile kalmamış. Sence normal mi bu? En azından ucu yanık bir tane bile kalması gerekmez miydi? Belli. Turgut hepsini almış. Bu bir tesadüf olamaz mı? Tamam, bu tesadüf diyelim. Peki şuna ne diyeceksin? Arabanın arkasında bir tane yedek benzin tenekesi çıkmış. O da patlamanın daha güçlü olması için belli ki. Mahir, bunlar acaba senin Turgut'un yaşamasını istediğin için kondurduğun teferruatlar olmasın? Hayır Feride. Bunların hislerimle alakası yok. Bunlar kanıt. Ama asıl önemli olan şu, ki burada yakayı ele veriyor. Yerine koyduğu ceset. Ayak numarası tutmuyor. Turgut en fazla 41 numara yiyordur. O cesedin ayağı 44. Nereden biliyorsun? Unuttunuz galiba Hakim Hanım. Benim mesleğim bu. Adım kadar eminim. O cesetle Turgut'un ayak numaraları birbirini tutmuyor. Aynen, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Turgut'a ayakkabı mı yaptın? Ölçüsü mü var sende? Hayır. Nasıl emin oluyorsun o zaman? Sana ispat edeceğim. Gidelim şimdi. Nereye gidiyoruz? Yakalanırız, çıkamayız Ezan. Çıkacağız bir şekilde, hadi.
Feride. Feride. Feride, atsana kapıyı, uyuyor musun? Ne oluyor ya? Bir ses duydum, bir şey oldu sandım. Ne olacak? Dışarıdan gelmiştir. İyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim. Uyursam daha iyi olacağım anne. Yok kızım. Ben bir ses duydum. Vedat'a söyleyeyim, etrafı kolaçan etsin. Anne! Saçmalama. Dışarıdan gelmiştir. Endişelenecek bir şey yoktur. Hadi git yat, uyu sen de. Peki kızım. Allah rahatlık versin. Sağ ol. Niye gülüyorsun? Sinirlerim bozuldu çünkü. Of. Halimize bak ya, tövbe estağfurullah. Hadi. İran Şah'ı adamlarını yanına katmış. İncili çavuşu çarşı pazar gezmeye yollamış. Ama ve lakin adamlarını tembihlemeyi de unutmamış. Gözünüzü dört açın diye. Kaygısız bu uykulara dalmak için. Dünya onun için safi sevgi şimdi. Anan saçını okşadın mı gözlerinin feri büyür. Baban aferin dedi mi kendini kocaman hissedersin. Hele bir de horoz şekeri yedim. Senden daha mutlusu yoktur bu dünyada. Biz de o yaşlardan, o yollardan geldik bugüne Dalyan. O vakit bildik mi kıymetini? Anca şimdi ah ediyoruz. Gün geçecek, devran dönecek. O da payına düşeni sırtlayacak, senin benim yaşıma gelecek. Ya
Yeter ki Allah güzel yazgılar yazsın. Ölmüş iki insanın evine giriyoruz. Ne yapıyorum ben? Sen neler yaptırıyorsun bana? Biz burada hakikati arıyoruz Feride. Babam için, annem için, Bahar için. Hatta Serra için arıyorsun. Onlar öyle ya da böyle senin mesai arkadaşlarını. Şimdi hassas olmanı anlıyorum. Ama ne olur şimdi yeri durma. Şu ayakkabılara bakıp çıkalım. Hepsi burada. Hepsi aynı. Bak bu da aynı numara. Rica ediyorum Feride, bakar mısın kaç numaralarmış? Cesedinki gibi 44 numara mı yoksa 41 mi? Eğer bu ayakkabılar 41 numaraysa o morgda yatan adam Turgut değil. Evet Feride, kaç numaraymış? 41. Haklıymışsın Mahir. Turgut yaşıyor. Yollarda kaldı sayın bakanım. Pasaportum ve banka defterim. Bu da bir miktar para. Zahmet oldu. Gümrüktekiler hazır. Sorgusuz sualsiz geçeceksin rahatça. Hayır söyledim. Tahir Soylu.